Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 18 Aralık 2016 Pazar ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, gündem yine Kayseri oldu. Teröre tepkiler çığ gibi artarak devam etti. Diyarbakır'dan Hakkari'ye yurdun dört bir yanında 7'den 70'e herkes ellerine Türk bayrağını aldı, meydanları indi, teröre lanet yağdırdı. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve Amerika'da da teröre karşı protesto gösterileri düzenlendi. Ve bu arada kahraman vatan evlatları memleketlerinde düzenlenen törenlerle ebediyete uğurlandı. Ana haber bültenimize Kayseri'deki gelişmelerle başlıyoruz. PKK'nın saldırılarıyla büyük yıkım yaşayan Hakkari, Diyarbakır ve Şırnak'ta vatandaşlar terör saldırılarına karşı tek yürek oldu. Soğuk havaya rağmen alanları dolduran vatandaşlar bölücü terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. Görüntüler PKK'nın bir zamanlar hendek kazıp o hendeklere gömüldüğü Hakkari, Diyarbakır ve Şırnak'tan. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarının ardından temizlenen ilçelerde vatandaşlar Türk bayrakları dalgalandırdı. Oranın alet bir mitingdi. Kardeşlik, beraberliğimizi pekiştirme bir mitingimizdi. Türkiye'yle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle hep birlikte bu ülkeye sahip çıkma zamanı gelmiştir. Yüksekova ve Çukurca'da binlerce yurttaş sokakları Türk-Kürt kardeştir sloganlarıyla inletti. Yüksekova'da 3000 yurttaş Cengiz Toper Caddesi'nde toplandı. Hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Hiç kimse ayrı gayrımız yoktur. Bundan sonra da olamaz. İnşallah bundan sonra şehitlerimiz olmaz. Çok mutluyum, çok huzurluyum. Bu bayrak bir daha düşmeyecek yere. Havada kalacağız, canlı olacağız, dirayetli olacağız. Vatandaşlar sık sık şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları attı. Şehitler ölmez, vatan ölmez. Diyarbakır'da ise vatandaşlar dev Türk bayrakları açarak PKK'ya tepki gösterdi. Kahrolsun PKK! Kahrolsun PKK! İşbirlikçi Amerika! Soğuk havaya rağmen toplanan 7'den 70'e her yaştan yurttaş terörü protesto etti. Askere uzanan eller kırılsın. Edibese bu kin ile nefrete, bu terör illetine, yeter bunca zulüme, edibese. Vatandaşlar terör saldırılarına karşı Şırnak'ta da ayaktaydı. Teröre lanet ediyoruz, PKK'yı lanetliyoruz. Ondan sonra Türk, Kürt, Laz, Çerkez fark etmeden hepimiz tek bir çatıda birleşebilmekteyiz. Bu ülke kutsal. Bu ülke, bu topraklar çok zorla alındı. Çok da kolay bırakılmayacaktır. Hain saldırıları kınıyorum. Buraya gelen herkese de teşekkür ediyoruz. Yani ülkenin birlik ve bütünlük içinde olduğunu gösterdiler. Herkes sağ olsun, vatan sağ olsun, milletimiz sağ olsun. Yurttaşlar Türk bayraklarıyla hep birlikte Türkiye'yiz, terörü lanetliyoruz ve teröre hayır yazılı pankartlarla kahrolsun PKK sloganları eşliğinde yürüdü. Çok gurur duyuyoruz, şehitlerimize başsağlığı diliyoruz. Vatanımızın başı sağ olsun. Kahrolsun PKK, Türkiye Cumhuriyeti Devleti inmez. Bu terör mü, bu YPG mi, İSİM mi, PKK mı? Hepsi boşa çıkar. Ama onlar bilsin ki biz bir şehit veririz, 10 kişi yerine gelir. Bütün kadınlar olarak da gerekirse elimizde bayrak, gerekirse elimizde gül, gerektiğinde de elimize silahı alarak ezanlar susmasın, bayrak göklerden inmesin, vatan bölünmesin diye bizler Kürt kızları olarak, Kürt kadınları olarak
bugün buradayız. Ülkemizde son yaşanan terör saldırılarına karşı Gaziantepliler milli birlik mesajı verdi. Kahrolsun Amerika, tamam oyunsuz Türkiye'ye. Bugün de 7 düvele karşı ikinci kurtuluş savaşı veriyoruz. Siz tokat yemekten usanmadıysanız biz sizi tepelemeye her zaman hazırız. Sevgili seyirciler, neden bu haberle başladık sorusunun yanıtı herhalde çok net bir şekilde ortada. Diyarbakır'dan, Hakkari'den bölücü terör örgütü PKK'nın insanlarımıza hayatı zindan ettiği yerlerden bölücü terör örgütüne yönelik tepkilerle başladık ana haber bültenimize. Peki neydi bu mesaj? Çok açık ve net. Kimse bu vatanı bölemez, bu milleti bölemez. Ama dikkat edilmesi gereken hassas bir nokta var ki provokasyonlara karşı da son derece dikkatli olmak gerekiyor. Az önceki haberde detay olarak altını çizebileceğim bir ifade vardı. Bir vatandaşımızın sözleri bunlar. Hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. İşte bu bilinçle hareket ettiğimiz sürece 7 düvelede meydan okuruz. Dedik ya, Diyarbakır'dan, Hakkari'den, Güneydoğu'dan, yurdun farklı noktalarından eylemler, tepkiler yükseldi bugün. Şimdi gelin bir Antalya'ya uzanalım. Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan on binlerce vatandaş teröre karşı tek ses, tek yürek oldu. AKP, CHP, MHP ve Vatan Partisi'nin yer aldığı mitingden Amerika destekli teröre karşı birlik mesajları yükseldi. Bu kutsal görevlerinde tekrardan söylüyoruz ki son nefesimize kadar, son neferimize kadar yanlarındayız. Bu vatanı öldürtmeyeceğiz. Şehit haberlerine alışanlardan asla olmayacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Muğla'dan Bartın'a, Balıkesir'den Tokat'a kadar yüz binlerce vatandaş teröre tepki gösterdi. Bartın Üniversite öğrencileri Kayseri'de komandolara yapılan bombalı araç saldırısını kınadı. Şehitler ölmez, vatan ölmez. Şehitler ölmez, vatan ölmez. Bursa'daysa vatandaşlar vatan sana canın feda sloganlarıyla yürüdü. Hepimiz polisiz, hepimiz Mehmet'iz. Tokatlılarsa Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı önüne gitti, polis ve askere moral verdi. Vatan sana canın feda, askere uzanan eller kırılsın. Muğla'da sosyal medyadaki çağrılarla bir araya gelen çok sayıda kişi andımızı okudu. Öyle kolay değil, iki tane bombayla bizi yıldıracaklarını sanıyorlarsa tamamen bizi birbirimize kenetliyorlar aslında. Onlar bizi kenetlediklerinin farkında bile değiller. Ölürüz de canımızı, vatanımızı vermeyin. En büyük adıdır. En büyük adıdır. Açtığın yolda. Açtığın yolda. Gösterdiğin hedefe. Gösterdiğin hedefe. Durmadan. Durmadan. Yürüyeceğine. Yürüyeceğine. Hadi. Balıkesir'de de bombalı terör saldırıları lanetlendi. Kahrolsun PKK! Kahrolsun PKK! Cumhuriyet Meydanı'ndaki tren garı önünde toplanan vatandaşlar teröre teslim olmayacağız ifadelerini kullandı. Teröre tepkinin bir başka adresi Uşak oldu. Yaklaşık 2000 kişi Türk bayraklarıyla yürüdü. Manisa'daki yurttaşlar teröre 250 metrelik dev Türk bayrağı açarak tepki gösterdi. Doğu ve Güneydoğu'da hendek kazarak uğraştılar, çalıştılar ama o hendeğin içinde gömüldüler. 10 bin kişinin katıldığı yürüyüşte terörün karşısındayım sloganları yer aldı. Muğla sporlu futbolcular sahaya polis, jandarma ve komando beresi takarak çıktı. Seremonide polis ve jandarma da futbolculara eşlik ederken taraftarlar teröre tepki gösterdi. Sevgili seyirciler, hatırlayacaksınız, İstanbul'da Eminönü'nde Amerikan askerlerinin başına çuval geçirilmek istendi. Bunun yanı sıra Adana'da İncirlik Üssü'nün içinde yine Amerikan askerlerinin başına çuval geçirilmek istendi. Peki bunu kimler yaptı? Bu vatanın kahraman evlatları, kahraman gençleri yaptı. Peki amaçları neydi? İşte sanırım bu son yaşadığımız olaylarda
bu sorunun yanıtını da çok net bir şekilde bulabiliyoruz. Vatan Partisi Öncü Gençlik Üyesi yüzlerce genç terör örgütü PKK'ya destek veren Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğine yürüdü, teröre meydan okudu. Cumhurbaşkanlığı sistemi teklifinin teröre karşı birleşen milleti böldüğüne dikkat çeken Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş, milli seferberlik, milli hükümetle başarıya ulaşabilir dedi. Titre ABD, Türkleşmeyi burada. Canlı bombalarınız, dayatmalarınız, o dolar dayatmalarınız bizi hiç çöktüremez. Kahrolsun PKK, kahrolsun ABD diyoruz. Vatan Partisi Öncü Gençlik Üyesi yüzlerce genç, başta Kayseri olmak üzere terör saldırılarına ABD Ankara Büyükelçiliği önünden meydan okudu. Katil ABD, Türkiye'den defol. Beşiktaş ve Kayseri saldırılarını yapan adres değerli arkadaşlar şu an tam karşımızdadır. Açıklamayı Büyükelçilik önünde Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş yaptı. Diş, Türkiye'nin ABD tarafından kuşatıldığını söyledi, kuşatmanın vatan savaşıyla aşılacağını belirtti. O sinsi şebeke FETÖ'yle, IŞİD'le, PKK üzerinden geliştirildi. ABD tüm aparatlarıyla, bu emperyalist haydutlar tüm aparatlarıyla Türkiye'yi teslim almaya çalışıyorlar. Fakat bizim açımızdan örtülü örtüsüz fark etmez. Bu yeni savaşın bize göre tek bir adı vardır. Bu savaş bir vatan savaşıdır. Vatan savaşımız esasında bir ikinci kurtuluş savaşıdır. Aykut Diş, Türk gençliğinin kalbinin vatan savaşı yürüten Türk ordusu ve polisiyle birlikte çarptığını vurguladı. Türk milleti ve Türk gençliği güvenlik güçlerinin yanındadır. Onlarla omuz omuzadır diyoruz. Başkanlık sistemi teklifinin teröre karşı birleşen milleti böldüğüne dikkat çeken Diş'e göre Vatan Partisi'nin de içinde yer aldığı bir milli hükümet kurulmalı. Bütün partilere bir çağrı yapıyoruz. Milletimiz seferber edilmelidir. Milli bir seferberliği de ancak bir milli hükümet başarıya ulaştırabilir. Vurgular çok açık ve net. Milli hükümet, milli hükümet bu ülkeyi, bu milleti birleştirecek tek çare. Tekrar Antalya'ya döneceğiz. Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki eylem son derece önemli. On binlerce vatandaş teröre karşı tek ses, tek yürek oldu dedik. Bu etkinlikte AKP, CHP, MHP ve Vatan Partisi de bir araya geldi. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin fertleri, Türkiye'nin özneleri Amerika destekli teröre karşı birlik mesajı verdi. O gün asker, polis, millet el ele, kol kola, omuz omuza yürüyelim. Türk milletini sindirmek, Türkiye'yi bölmek amacıyla patlatılan bombaların mücadele azmimizi daha da bilediğini, bizi birbirimize kenetlediğini düşmana gösterelim. Katil Amerika, incirlikten defol! Katil Amerika, incirlikten defol! Türk, Türk kardeşim, Amerika kardeşim! Antalyalılar teröre karşı tek ses, tek yürek pankartı altında birleşti. Amerika güdümlü PKK terörüne tepki gösterdi. Dışarıdan destekleyenleri kınıyorum, taşeronlarını kınıyorum. Onların katil olduğunu söylüyorum. Ülkemizi terk edip gitmelerini istiyorum. Vatan ve millet için terörü kınıyorum ve lanetliyorum. Bütün millet burada inşallah el ele olur, birlikte oluruz. Ve bu terörü millet olarak da yeneceğiz. Vatan için buradayız. Şehitlerimiz için buradayız. Antalya Valiliği, AKP, CHP, MHP, Vatan Partisi, jandarma ve garnizon komutanlıkları, ticaret ve meslek odaları, belediyeler ve demokratik kitle örgütleri de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Şehitlerimizi anmak, bu acıların bir daha yaşanmaması için birlik ve beraberliğimizi bütün dünyaya göstermek. Teröre karşı hep birlikte olmak için buradayız. On binlerce Antalyalı terör örgütü PKK'yı lanetledi. Türkiye için buradayız. Vatan, milletimiz için buradayız. Ellerinde Türk bayraklarıyla alana giden vatandaşlar, Amerikan destekli terörle mücadelede kararlı olduklarını vurguladı. İç ve dış düşmanlarımız var bizim. Bunlar belli. Buna Avrupa Birliği de destek veriyor. Bunlar bizim göya sözde dostlarımız. Ama ben inanmıyorum. Amerika'ya da inanmıyorum.
Biz tam bağımsız ülke olacağız. Karaman ve Mersin'de ise taraftar grupları İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırılarını protesto etti. Ne yaparsanız yapın, istediğiniz kadar kendinizi de patlatsanız bizi bölemeyeceksiniz, bize diz çöktüremeyeceksiniz. Biz asla pes etmeyeceğiz. Eylemlerin bir başka adresi de Yalova oldu. Kayseri'de gerçekleşen terör saldırısını protesto eden vatandaşlar 100 metrelik Türk bayrağı taşıdı. Hatay'da ise sosyal medya üzerinden haberleşen yaklaşık 200 kişi araçlarıyla konvoy oluşturarak terör örgütü PKK'yı lanetledi. Kütahya'da da vatandaşlar PKK'ya ve meclisteki uzantılarına tepki gösterdi. Kahrolsun PKK! İşbirlikçi HDP! Kahrolsun PKK! İşbirlikçi HDP! Antalya'dan Kayseri'ye uzanacağız. Terör saldırısının yaşandığı yer ziyaretçi akınına uğradı. Patlamanın olduğu durağa 3 Türk bayrağı asıldı dev boyutlarda. Olay yerine giden dernekler ve sendikalarsa HDP'nin kapatılmasını istedi. Terör saldırısının yaşandığı Kayseri Talas Caddesi karanfillerle donatıldı. Bomba yüklü aracın patlatıldığı durağa 3 büyük Türk bayrağı asıldı. Yaralılarımıza acil şifalar nasip etsin. Türkiye Harp Mağlulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri saldırının yaşandığı noktaya gitti. Neydi belirsizler? Bir benim askerim bitmez. Analar oğlan doğru. Dernek Başkanı Ali Yavuz HDP'nin kapatılmasını istedi. Devlete, millete, meclise çağrıda bulunuyoruz. Bu terör örgütü bitirmek için ne bekliyorsunuz daha? Sendikalar da saldırının yapıldığı alana giderek karanfil bıraktı, dualar etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 15 sendika tarafından ortak açıklama yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu dış odaklara dikkat çekti. Şunu da açıkça ifade ediyoruz. Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayan terör örgütü üyelerini şu veya bu bahaneyle barındıran ülkelerin bu süreçten ne demokrasi ne hukuk ne de insan hakları konusunda söyleyecek sözü olamaz. Kayseri'de terör saldırısında şehit olan Mehmetçikler memleketlerinde defnedildi. Törenlerin yapıldığı iller Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit aileleri kahramanlarını "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarıyla uğurladı. Biz onları Kayseri'deki saldırıda şehit olan askerler diye değil, dağlarda, şehirlerde bölücü terör örgütü PKK'yı yok eden kahraman komandolarımız diye hatırlayacağız. Türkiye kahramanlarını gözyaşlarıyla değil bu sloganlarla uğurladı son yolculuğuna. 14 Mehmetçiğin kışlası Kayseri'ydi. Ancak onlar terörle mücadelede kimi zaman Güneydoğu'da, kimi zaman sınır ötesindeydi. PKK'nın belini kıran komandolarımız, mavi berelilerimiz Kayseri'deki terör saldırısında hedef alınmışlardı. Sıhhiye Er İhsan İlhan memleketi Denizli'ye uğurlandı. 10 binden fazla kişi törene katıldı. Şehit son yolculuğuna bu görüntülerle uğurlandı. Piyade komando Raşit Yücel ve piyade er Abdülsamet Özen Kocaeli'de ebediyete uğurlandı. Kahraman askerler sloganlarla karşılandı. Bir tören de İzmir'de vardı. Piyade er Serdar Amak Menemen Şehit Mezarlığı'na defnedildi. Törende PKK aleyhine sloganlar atıldı. Zonguldak'ta şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Piyade komando er Kenan Döngel için Ereğli'de tören yapıldı. Şehit toprağa verilmek üzere Sinop'a gönderildi. İstanbul iki şehidini ebediyete uğurladı. Piyade çavuş Fehmi Barçın Edirne Kapı şehitliğine, piyade komando er Göksal Mustafa Esenyalı Aydıntepe mezarlığına defnedildi. Allahu Ekber! Piyade er Yunus Emre Duran
Ankara'da asker selamıyla uğurlandı. Törene Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu da katıldı. Piyade Onbaşı Ahmet Taş ve Muhammed Ali Ocak için Kırşehir'de tören vardı. Şehitlerden Ahmet Taş, Çiçekdağ ilçe mezarlığına, Muhammed Ali Ocak ise Yozgat'ın Yerköy ilçe mezarlığına defnedildi. Şehitler, 14 askerden biri de Erkamil Tunç'tu. Afyon Karahisar'da binlerce kişinin katıldığı törenle defnedildi. Osmaniye'de de şehit töreni vardı. Komando Er Mustafa Cihan'ın terhisine bir ay kalmıştı. Allah sizlerden razı olsun. Er Uğur Korkmaz ve Çavuş Arif Tu yarın defnedilecekler. Onlar son yolculuğuna uğurladığımız Mehmetçikler değil, Türkiye'nin gurur duyduğu kahraman vatan evlatları. Saldırıda şehit olsalar da terörle mücadeledeki kahramanları hep hatırlanacak. Hepsinin ayrı ayrı hikayeleri vardı. Elbette ocaklara kor ateş düştü. Ama İstiklal Marşı'nda dediği gibi, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Vatan, o kahramanlar sayesinde vatan. Sevgili seyirciler, tüm şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda komandolarımıza hitap etti. Saldırıda yaralanan askerlerimizi hastanede ziyaret etti. Ağır kayıplar veren bölücü terör örgütünün komandolarla arazide baş edemediğini vurgulayan Orgeneral Akar, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların süreceğini söyledi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, terör saldırısında şehit olan 14 askerin bağlı bulunduğu General Vecihi Akın Kışlası'ndaki Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Evet. Komandolar Akar'ı komando marşıyla karşıladı. Biz dağların elleri! Biz dağların! Yuvarlattık gökleri! Akar daha sonra komandolara hitap etti. Ağır kayıplar veren bölücü terör örgütü arazide baş edemediği siz kahraman komandolarımıza karşı haince, kalleşçe yöntemler kullanarak varlığını sürdürebilme telaşına düşmüştür. Akar menfur saldırıların orduyu yıldırmayacağını vurguladı. Milletin gururu olan 1. Komando Tugayı'nın kahraman komandoları kendisine tevdi edilen görevleri geçmişte olduğu gibi gelecekte de artan bir azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir. Orgeneral Akar kışla çıkışında toplanan vatandaşları selamladı. En büyük asker bizim asker. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın da eşlik ettiği Genelkurmay Başkanı daha sonra yaralı askerleri hastanede ziyaret etti. Orgeneral Akar'ın bir vurgusu var. Bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler arazide komandolarla baş edemiyor. Son derece haklı bir tespit. İşte o haklı tespiti sevgili seyirciler ekranınıza yansıtan bir haberle devam edelim. Mehmetçik kar kış demeden operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Diyarbakır'ın Han ilçesine bağlı Gömeç köyü kırsalında yapılan operasyonlarda teröristlerin kaya oyuklarında oluşturduğu sığınaklara gizlediği çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bu operasyonlarla birlikte bölücü terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına da darbe vurulmuş oldu. Kayseri 1. Komando Tugayı'nda görevli askerlere hedef alan terör saldırısıyla ilgili 15 kişi gözaltına alındı. Saldırıda kullanılan patlayıcının ise fabrikasyon olduğu ve Suriye'den Türkiye'ye sokulduğu belirtildi. Kayseri 1. Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerlere hedef alan saldırıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
Saldırıyı düzenleyen PKK'lı teröristlerin Çekdar ve Botan kod adlarını kullandığı, üzerinden Mehmet Oluk adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanıyla ehliyet çıktığı öğrenildi. Saldırıda kullanılan bombanın ise İstanbul Beşiktaş'taki gibi fabrikasyon üretim olduğu belirtildi. Saldırıda TNT-RDX patlayıcı kullanıldığı tespit edildi. Emniyet yetkilileri bombanın 150-200 kilo dolayında olduğu değerlendirmesini yaptı. Olayla ilgili 8 savcı görevlendirildi. Düzenlenen operasyonlarda teröriste yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alındı. Ankara Enstitüsü Güvenlik ve Terör Koordinatörü emekli albay Dursun Özkar'a terörün bitirilmesi için PYD'nin ilan ettiği sözde kantonlara müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin kendi bekası için her türlü tedbiri almak zorunda olduğunu vurgulayan Özkar'a sineklerle dövüşmeyeceğiz, bataklığı kurutacağız dedi. Kayseri'de komandolarımızı hedef aldılar. 14 kahraman vatan evladını şehit ettiler. Askeri müdahalesi askeri müdahale. Beşiktaş ve Kayseri'de patlayan bombalar sonrası Suriye'nin kuzeyindeki sözde kantonlara müdahale gündemde. Sivrisinekle mücadele etmeyeceğiz. Ankara Enstitüsü Başkan Yardımcısı emekli albay Dursun Özkar'a Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan müdahale hakkını kullanması gerektiğini söyledi. Kantonlardaki hususun kimin kontrolünde olduğu, hangi ülkenin kontrolü olduğu net bir şekilde belli. O halde bataklık neredeyse, bataklığı kurutmak lazım. Dünyada söz sahibi bir devletsek, o halde bekamızı etkileyen bu olayı önleyecek her türlü tedbiri almamız gerekiyor. Terör örgütlerinin saldırılarına karşı alınması gereken tedbirlere değinen Özkar'a, FETÖ'nün devletin istihbarat birimlerine verdiği zararı anlattı. 15 Temmuz sonrasında bu konuda görevli birçok personelin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıktı. Ankara Enstitüsü Güvenlik ve Terör Koordinatörü Dursun Özkar'a ayrıca teknolojik tedbirlerin de kullanılması gerektiğini belirtti. Kırıkkale Emniyet Müdürü açıklama yapıyor. Kayseri'deki saldırıdaki aracın aynı plakalı aracı şu anda Kırıkkale'de geziyor diye. Her iki ilde de mobeseler bunları takip ederken iki ilin birbirinden haberi yok. O halde yapılması gereken nedir? Türkiye'deki bütün bu mobese sistemini tek bir merkezden kontrol edebilecek, entegre edebilecek. Yani bu mobese sistemini olay olduktan sonra failleri yakalamak için değil de daha ziyade olayları önlemek maksatlı bu şekilde kullanılması gerekir. İran Büyükelçisi Kayseri'de 14 askerimizin şehit olduğu saldırıyı kınadı, dayanışma mesajı verdi. Büyükelçi İbrahim Taheriya mesajında Türkiye'deki son saldırılar bölge ülkeleri arasındaki işbirliği ve dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koymuştur ifadelerine yer verdi. Kayseri'de 14 askerimizi şehit verdiğimiz terör saldırısı ile ilgili bir taziye mesajı da İran'dan geldi. Selam, dur. İran Büyükelçisi İbrahim Taheriya, Türkiye'ye başsağlığı diledi, İran'ın Türk devleti ve Türk milletiyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti. Taheriya taziye mesajında Türkiye'deki son saldırılar, bölge ülkeleri arasındaki işbirliği ve dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koymuştur vurgusuna yer verdi. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de Kayseri'deki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Amerika bu alçak saldırıyı etkili bir şekilde kınıyor diyen Kirby, saldırıya ilişkin soruşturmaya katkı sunabileceklerini ifade etti. Türkiye'deki terör saldırıları Almanya ve Amerika'da protesto edildi. Almanya'daki Amerikan Başkonsolosu önünde toplanan TGB'liler birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Terör örgütü PKK'ya kara gücüm diyen Amerika'yı protesto etti. Amerika'nın New York kentindeki eyleme ise New York Polis Teşkilatı'nda görevli polisler de katıldı. Terör saldırılarına karşı yurt içinde ve yurt dışında tepki eylemleri devam ediyor. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Türkiye Gençlik Birliği, Almanya'nın Duisburg kentinde bulunan Amerikan Başkonsolosluğu önünde terör saldırılarını protesto etti. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi!
Eylem terör saldırılarında şehit olanlar anısına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atan TGB'liler Türkçe ve Almanca basın açıklaması yaptı. Vatan mücadelesi süresince katil Amerika'nın yarattığı IŞİD ve kara gücün dediği PKK şehirlerde, dağlarda, hatta düğün salonunda masum sivil halk çocuk, kadın gözetmeksizin katliamlar gerçekleştirip yüzlerce yurttaşlarımızın canına kastetmiştir. Açıklamalarında Amerika ve Avrupa'ya seslenen gençler birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Atlantik ötesi Amerika ve Avrupa şunu bilmelidir ki bu millet Türküyle, Kürdüyle, Alevisi, Sünnisiyle birlikte omuz omuza verir. 19 Mayıs 1919 ruhu ile, denizlerin ruhu ile 24 Temmuz 2015'ten beri girdiğimiz bağımsızlık ve devrim mücadelesini mutlak zafer ile sonuçlandıracaktır. Bir tepki eylemi de Amerika'daydı. New York'un ünlü Times Meydanı'nda toplanan Türk vatandaşları terör saldırısını kınadı. Bombalı saldırıda şehit olanlar için saygı duruşunda bulundu. Şehitlerin fotoğraflarının taşındığı Times Meydanı'nda mumlar yakıldı. Alana karanfiller bırakıldı. Askerimiz ve polisimiz onların üstesinden gelecektir. Masum insanlara ve onların güvenliğini sağlayan polislere karşı saldıran bu katilleri lanetliyoruz. Eyleme New York Polis Teşkilatı'nda görevli polisler de katıldı. Polis teşkilatında görevli Ali Hammutoğlu, terör saldırılarında şehit olan polis ve askerlerin ailelerine başsağlığı diledi. İstanbul Beşiktaş'ta terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıya tepkiler sürüyor. Türk bayrakları ve sloganlarla Şehitler Tepesi'ne giden vatandaşlar, şehitler için dualar okudu, terörü lanetledi. Engelliler, bisikletçiler, motor ve antika otomobil tutkunları, İstanbul Anadolu Yakası romanları ve daha nicesi. İstanbul'daki terör saldırısının yaşandığı Şehitler Tepesi bir an olsun boş kalmıyor. Ellerinde Türk bayrakları, dillerinde terörü lanetleyen sloganlarla Şehitler Tepesi'ne gelen vatandaşlar patlamanın olduğu yere çiçekler bıraktı, dualar okudu. Görme engel yurttaşlar da bugün Şehitler Tepesi'nde terörü lanetledi. Görme engelliler adına konuşan sanatçı Metin Şentürk birlik mesajları verdi. Geldik. Şehitlerimiz için buradayız. Bu yaşananlar bir daha yaşanmasın diye buradayız. Türk milletinin ne kadar büyük bir birlik, beraberlik ruhu içinde olduğunu göstermek için buradayız. İlerleyen saatlerde bisiklet ve motosiklet tutkunları da patlamanın olduğu noktaya geldi. Bisiklet ve motosikletlerini Türk bayraklarıyla donatan vatandaşlar terörü lanetledi. 15'lilerin torunları bugün de Şehitler Tepesi'nde nöbet tuttu. İstanbul Anadolu romanları da Türk bayrakları ve sloganlarla saldırının olduğu noktadaydı. Sevgili seyirciler, Mersin'de HDP'li Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı. Akdeniz İlçe Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş yarın görevine başlayacak. Akdeniz İlçe Belediye Eş Başkanı HDP'li Yüksel Mutlu gözaltına alınırken diğer eş başkan Fazıl Türk hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ve devam ediyoruz. Yetkisiz meclisi yetkisiz bırakacak başkanlık sistemi teklifine AKP içinden ilk farklı ses geldi. AKP Ankara Milletvekili Cemil Çiçek teklifte denetleme mekanizmasının olmadığının altını çizdi. Yedek milletvekili uygulamasını doğru bulmadığını söyledi. Bazı AKP'li vekiller de başkanlık ısrarını milli seferberliğin önünde bir engel olarak görüyor. Muhtemelen AKP içerisinden de 330'un altında bir rakama ulaşılacak bir tepki olacaktır diye düşünüyoruz. 316 Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olarak anayasa değişikliği önergemizi
sunduk. 20 Aralık Salı günü yapılacak başkanlık sistemini hedefleyen anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri öncesi AKP'den tartışma yaratacak iki farklı ses geldi. Eski Meclis Başkanı AKP Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, teklifte denge denetleme mekanizmasının olmadığına dikkat çekti. Olsa iyi olurdu dedi. 12 HSYK üyesinin yarısını Cumhurbaşkanı, diğer yarısını ise meclisin seçeceğini hatırlatan Çiçek, seçim yönteminin değiştirilmesi gerektiğini savundu. Çiçek, teklifte yer alan yedek milletvekilliği uygulaması ve seçilme yaşının 18'e düşürülmesine de karşı olduğunu belirtti. Yedek lafı incitir ifadesini kullandı. Çiçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da dikkat çeken bir göndermede bulundu. Demokrasi doğru kurallarla vasat zekalı insanların işlettiği bir sistemdir. Ülke meselelerine hep şahıslaştırarak çözüm aramaya çalışıyoruz. Bu kadar savaş görmüş, sıkıntı çekmiş ve rejim değiştirmişiz. 150 sene sonra hala iki cihanda bizi kurtaracak tek adamlar arıyoruz. Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik de AKP içinde meclisi yetkisiz bırakacak teklifin yarattığı çatlağa dikkat çekti. Tabii bu birinci derecede milli dayanışma açısından bir çağrıdır. Özçelik, bazı AKP'li vekillerin başkanlık ısrarı milli seferberliğin önünde engel görüşünü savunduğunu ifade etti. Salı günü yapılacak komisyon görüşmesinde teklif kabul edilirse genel kurula sevk edilecek. Teklifin genel kurulda kabul edilip referanduma sunulması için 330 milletvekilinin evet oyu vermesi gerekiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin başkanlık odaklı anayasa değişikliğiyle ilgili gayrimilli bir sistemi topluma dayatmak istediğini söyledi. Vali, milletvekili, hakim ve savcıyı tek bir kişinin belirleyeceğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Türk tipi başkanlık diyorlar, Türk tarihinde böyle bir sistem yok," dedi. Milli değil, milli olması için 140 yıllık tarihimize uygun bir başarı olması lazım. 140 yıllık tarihimize uygun bir çabanın harcanması lazım. Bir kişi, bütün ülke teslim edilmek istenir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, meclisi yetkisiz bırakacak başkanlık hedefli anayasa değişikliği teklifine ilişkin konuştu. Gayrimilli bir başkanlık sistemi gelecek dedi. Türk tipi başkanlık sistemi diyorlar. Bütün Türk tarihine bakın. Bütün Türk tarihine bakın. Böyle bir sistem yoktur. Gayrimilli bir sistemi bu topluma dayatmak istiyorlar. CHP Gençlik Kolları'nın düzenlediği Memleket İçin Umut Kongresi'nde konuşan Kılıçdaroğlu, bütün bir ülkenin tek bir kişiye teslim edilmek istendiğini söyledi. Vali o tayin edecek, milletvekilini o belirleyecek, büyükelçi o belirleyecek, hakimi o belirleyecek, savcıyı da o belirleyecek. Böyle bir sistem dünyada yok arkadaşlar. CHP lideri artan terör saldırılarına karşı da birlik ve beraberlik mesajı verdi. Güçlü olursak, birlikte olursak, teröre karşı dik durursak terör belasından bu ülkeyi kurtarırız. Cumhuriyet Kadınları Derneği İstanbul Şubeleri yeni anayasa ve başkanlık sistemini tartıştı. Konferansta konuşan İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, olası bir sistem değişikliğinin otokratik bir rejimin başlangıcı olacağını söyledi. Yeni anayasa ve başkanlık sistemi İstanbul'da masaya yatırıldı. Cumhuriyet Kadınları Derneği tarafından düzenlenen konferansta İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ile Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Sekreteri Şen Yazgan konuşmacı olarak katıldı. Tek. Yeni anayasa ve başkanlık sistemi hakkında bilmediklerimiz başlıklı konferans, terör saldırılarında şehit olanlar anısına saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konferansta ilk sözü alan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, yeni anayasa ve başkanlık sistemi için önümüzdeki 6 ayın çok önemli olduğunu söyledi. Önümüzdeki 5-6 ay bu ülkenin siyasal yaşamı içerisinde temel bir dönüşüm noktasıdır, temel bir kilometre taşıdır. Referandumun yapılacağı tarihe kadar bizim yapacağımız, Cumhuriyet güçlerinin, Atatürk güçlerinin, demokrasi güçlerinin yapacağı mücadelenin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Anayasa değişikliğinin gizli tartışılamayacağını belirten Durakoğlu, üniversiteler, barolar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte değişikliğin tartışılması gerektiğini savundu. Üniversitenin tartışmaya giremediği bir anayasa değişikliği olabilir mi? Yani ben şimdi dünyanın en büyük barosunun başkanıyım, onu temsil ediyorum.
Bize bir şey sorulmadı. Başkanlık sistemi hakkında da konuşan İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, sistemle kuvvetler ayrılığı ilkesinin hedef aldığını aktardı. Kuvvetler ayrılığının asla gözetilmediğini, bir başkanlık sisteminde de olması gereken, parlamenter sistemde de olması gereken, bir demokratik sistemde olması gereken kuvvetler ayrılığının hiçbir biçimde gözetilmediğine tanık oluyoruz. Bu bir demokratik sistem değildir. Demokratik bir sistemi ihtiva etmiyor olması nedeniyle de dünyada örneklerini gördüğümüz başka başkanlık sistemlerine ilişkin demokratik algıların değil, kötü örneklerini gördüğümüz başka bir kısım Türkiye Cumhuriyetler'de ya da işte Latin Amerika'da gördüğümüz bir noktaya giderek evrilmesi, bir otokratik rejimin başlangıcı olabilecek noktaya doğru gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Suriye'ye uzanalım. Suriye ordusunun kontrolü altındaki Halep'ten sivillerin tahliyesi için çalışmalar yeniden başladı. Otobüsler bölgeye girdi. Suriye'nin resmi haber kanallarının geçtiği bilgiye göre 1200 kişilik ilk kafile İdlib'e doğru yola çıktı. Halep'te tahliyelerin ardından Suriye ordusu muhaliflerin boşalttığı mahallelerde kontrolü tamamen sağladı. Suriye Devlet Televizyonu tahliye otobüslerinin yeniden Halep'e girmeye başladığını duyurdu. Suriye resmi ajansı SANA'nın geçtiği bilgilere göre tahliyeler Halep'in doğusundaki Selahattin, Meşhed, Zibdiye ve Ansari mahallelerinden olacak. Otobüs ve ambulansların Suriye Kızılay Örgütü ve Uluslararası Kızıl Haç Örgütü'nün denetiminde bölgeye girmeye başladıkları aktarıldı. 1200 kişilik ilk kafilenin İdlib'e doğru yola çıktığı belirtiliyor. Muhaliflerin kuşatması altındaki Fua ve Keferya'dansa bugün 1250 kişinin tahliye edilmesi planlanmıştı. Ancak bölgeye gönderilen 5 otobüs ateşe verildi. Araçlar kullanılamaz hale geldi. İdlib kırsalında Ceyşul Fetih örgütü tahliye otobüslerinin yolunu kesti. Örgüt 2 gün önce de otobüs ve ambulans araçlarının Fua ve Keferya'ya giderken kullanacakları Baklı koridorunu roketlerle hedef almış, araçları yarı yolda geri dönmeye zorlamıştı. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 117. gününde terör örgütü IŞİD'e ait hedefler yerle bir edildi. Karadan ve havadan yapılan bombardımanlarda aralarında silah depolarında bulunduğu 217 IŞİD hedefi imha edildi. Bu arada teslim olan bir IŞİD'in itirafları adeta kan dondurdu. 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı 117. gününü geride bıraktı. Terör örgütü PKK-PYD'nin Amerika desteğiyle Suriye'nin kuzeyinde kurmaya çalıştığı koridor ve bir diğer terör örgütü IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlarda teröristlere bomba yağdırıldı. Operasyonlar kapsamında yerleri hedef tespit vasıtalarıyla belirlenen 160 IŞİD hedefi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Türk savaş uçakları da BAP, Bızaga, Zammar, Sufriniya ve Kabrel Mukri bölgelerinde tespit edilen IŞİD'e ait toplam 57 hedefi yerle bir etti. İmha edilen hedefler arasında barınma yerleri, silah depoları, savunma mevzileriyle yer altındaki tünel girişleri olduğu açıklandı. Bu arada IŞİD'li teröristlerin Suriyeli sivilleri kalkan olarak kullandığı ortaya çıktı. IŞİD'in yoğun çatışmalar sırasında Elbap ve çevresindeki tank, zırhlı ve silahlı araçlarıyla silahlı teröristlerini okul, hastane, cami, kamu binası veya bitişiğindeki yerlere gizleyerek saldırıların etkisini azaltmaya çalıştığı belirlendi. Teslim olan IŞİD'li teröristler sivillerin olduğu yerlere kameralar yerleştirdiklerini, buraların vurulması halinde görüntüleri uluslararası arenada kullanmayı amaçladıklarını itiraf ettiler. Teslim olan teröristler okul, hastane, cami gibi yerlerin tamamen kendileri tarafından kullanıldığını da itiraf etti. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri alıyor. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar başta Elbap olmak üzere sivillerin korunaklı bölgelere gitmesi için havadan Arapça bildiriler atıyor. Üniversitelerde vatan savaşına önderlik eden 1000'e yakın gencin katıldığı Vatan Partisi Öncü Gençlik 10. Olağan Kurultayı tamamlandı. 2 gün süren kurultaya teröre karşı verilen kararlılık mesajları damgasını vurdu. Vatansever Gençlik Parti ile ileri sloganıyla yapılan kurultayda Aykut Diş yeniden genel başkan seçildi.
Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde Vatan Savaşı'na önderlik eden bine yakın genç, Vatan Partisi Öncü Gençlik 10. Olağan Kurultayı'nda buluştu. Gençlik vatan savunmasında. İki gün süren coşkulu kurultay sona erdi. Dün Beşiktaş'ta, Maçka'da patlattıkları bombalara Türk milleti bir devrimle cevap verecektir. Terörle mücadelede kararlılık mesajlarının damga vurduğu kurultayın ana sloganı vatansever gençlik partiyle ileri oldu. Gençler kurultayı Kayseri'de hayatını kaybeden şehitlere adadı. Milliyetçi, muhafazakar, sosyalist ayırt etmeden bütün Türk gençliğini partimizin tüzüğü ve programı etrafında birleştireceğiz. Yüzlerce delegenin oy kullandığı kurultayda Aykut Dişgüven tazeledi, yeniden genel başkan seçildi. Gelenekten geleceğe öncü gençlik ileri temasıyla birçok eski öncü gençlik üyesi de kurultaya katıldı. Vatan dediğimiz de aslında birikmiş emektir. O yüzden vatan savunması en kapsamlı emek savunmasıdır. Ve bu emek ve bu emeğin değeri hakça paylaşılana dek kavgamız devam edecek. Türkiye'de eğer bir devrime gidecekse partimizin mimarlığıyla gerçekleşecek. Burada da öncü gençliğin rolü büyük olacak. Türkiye'nin vatan savaşını başarıya ulaştırma sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Ama bu sorumluluğun altında başarıyla kalkacağımızdan hiçbirimizin şüphesi yoktur. Kumpas şehidi Deniz Yarbay Ali Tatar vefatının 7. yılında kabri başında anıldı. Abi Ahmet Tatar en büyük güvencelerinin hukuk ve adalet olduğunu söyledi. Törene katılan gazeteci yazar Nihat Genç ve emekli tüm general Naci Beştepe de Ali Tatar'ı asla unutmayacaklarını, onun tüm yurtseverlerin onuru olduğunu ifade ettiler. Karanlığa bir nebze ışık olabilmek için gidiyorum dedi. Onun ışık tuttuğu sevenleri ona bir kez daha sahip çıktı. Amirallere suikast kumpası sırasında tutuklandı, ardından serbest bırakıldı. Sonra hakkında ikinci kez tutuklama istenince iftiralara dayanamadı, tabancayla hayatına son verdi. Denizci Yarbay Ali Tatar vefatının 7. yılında anıldı. Gerçeği canlı tutmak adına bize güç verdiğiniz için ve bir kez daha bu kışta kıyamette nefesinizle bu yamacını sıttığınız ve gül cemallerinizle Ali mekanını aydınlattığınız için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda Tatar'ın kabri başında düzenlenen törene şehit Yarbay'ın ailesi, sevenleri, silah arkadaşları ve gazeteciler katıldı. Abi Ahmet Tatar bütün arzularının hukuk ve adalet olduğunu söyledi. 7 yıldır ilk günkü gibi acılarımız tekrar ediyor. Acılarımız ilaç bulmadı. Çünkü gerçek anlamda hukuk ve adalet yerini bulmadı. Türkiye'nin zor günler geçirdiğini ifade eden Tatar, birlik beraberlik mesajı verdi. İnsanları el ele tutmaya, hele de bugünlerde bu şiddetin, kanın aktığı bugünlerde daha fazla birbirimize yaklaşmak, birbirimizi daha fazla anlamak zorundayız. Gazeteci yazar Nihat Genç ve emekli tüm general Naci Beştepe'de kumpas şehidi Ali Tatar'ı anmaya gelen isimler arasındaydı. 7 yıldır burada gelip her yıl onu anıyoruz. Bu 7 yılda başımızdan geçenlere yapılan kumpası, haksız, hukuksuzca bu ülkenin başına gelen felaketlerin kısa bir özetini geçiyoruz. Tatar'ın olayı tamamen işte diğer kumpas davaların içerisinde, bütün kumpas davaların içerisindeki davalardan biridir. Onun acı neticesidir. Bugün 18 Aralık dedik. Necip Hablemitoğlu'nun evinin önünde uğradığı suikasta hayatını kaybedişinin 14. yıl dönümü. Hablemitoğlu emniyet içindeki F tipi yapılanmayı kitaplaştırırken 2002 yılında silahlı suikastla öldürülmüştü. Öldürülmeden önce en son FETÖ'nün Türkiye imamı olarak bilinen Mustafa Özcan'la görüştüğü ortaya çıkmıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısına göz diken tüm unsurlara karşı bunca zahmet ve minhete değer mi diyorsanız Atatürk'ün manevi mirasçısı olarak evet değer diyorum çünkü Türk'üm ve başka Türkiye yok demişti Cumhuriyet şehidi. Saygıyla yad ediyoruz. Ve böylece ana haber bültenimizin de sonuna geldik. Güzel bir pazar akşamı, güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. İyi akşamlar, mutlu yarınlar.